Merhaba. Bugün din, kültür ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıf Hazreti Muhammed'in hayatını özetleyeceğiz. Peygamber Efendimiz'in doğduğu çevre. Burada bir harita görüyorsunuz. Arap Yarımadası. Peygamber Efendimiz Arap Yarımadası'nın Mekke şehrinde doğdu. Kaç yılında doğdu? 571 yılında. Peygamber Efendimiz'in doğduğu çevre. Yerleşik hayat ve göçebe hayatı vardı bu Peygamberimizin doğduğu çevrede, yani Mekke'de. Yerleşik hayatta yaşayanlar şehirde yaşarlar ve ticaretle uğraşırlardı. Tarımla uğraşırlar. Arabistan Yarımadası kabilelerden oluşur. Merkezi yönetim yoktu zaten. Göçebe hayatı yaşayanlar çöllerde yaşar, tarım hayvancılıkla uğraşırlar. Onlara bedevi denirdi, ticaretle uğraşanlar. Yani şehirde yaşayanlara ise hadari denirdi. Yazılı edebiyat yerine genelde sözlü edebiyat gelişmişti. Mekke'de dinler, Mekke'de üç tane din vardı o zaman. Bir putperestlik, her kabilenin putu olduğu gibi Lat, Menat, Uzza gibi meşhur putları vardı. Bunları hepimiz biliyoruz zaten. Kabe'de 360 tane put vardı arkadaşlar. Bunların en büyüğünün adı da Hubel'di. Bu putlara insanlar ne yapıyorlardı? Hediye veriyorlardı, kurban sunuyorlardı. Onların Allah'la kendi aralarında ne yaptıklarına inanıyorlardı. Aracı olduğuna inanıyorlardı. Hazreti Ömer bir defasında ne diyor? Putları biz yapardık. Ondan sonra helvadan put yapardık, tapardık. Sonra da acıkınca yerdik diyor. Yani böyle bir ironi de var. İkincisi Yahudilik ve Hristiyanlık ve ateşe taban mecusiler vardı. Üçüncüsü Haniflik. Bir Allah'a inanan, Hazreti İbrahim'in öğrettiği dine inanan, tevli dine inanan, Peygamberimizin de içinde bulunduğu çok az sayıda insan vardı. Bunlara da Hanif diyoruz. Cahiliye dönemi. Biz niye cahiliye dönemi diyoruz arkadaşlar bu zamana? İnsanlar atalarının geleneklerine körü körüne taklit ederler. Tam bir taklitçilerdi. Kan davaları yüzünden kabileler arasında sürekli savaşlar yaşanıyordu. Yani ilkel bir toplumdu. İçki, kumar, zina gibi alışkanlıklar çok fazlaydı. Toplumda güçlü olanlar zayıfları ezer. Kölelerin, fakir ve kimsesizlerin hiçbir hakkı, hiçbir değeri yoktu. İnsanlar, hatta bu köleler, fakir ve insanlar parayla alınıp satılıyordu. Kadınlara ve kız çocuklarına değer vermezlerdi. Bu özellikler ve buna benzer özellikler nedeniyle biz bu döneme ne diyoruz? Cahiliye dönemi diyoruz. Peygamber Efendimizin doğumu, çocukluğu ve gençliği arkadaşlar. Hazreti Peygamber 20 Nisan yani 12 Rebiülevvel 571 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. Babası Abdullah Peygamberimiz doğmadan önce öldü ve Peygamberimize Muhammed ismini dedesi Abdülmuttalip verdi. Peygamberimiz çölün serin havasında büyümesi için Taif yakınlarında bulunan süt annesi Halime'nin yanına verildi. 4 yaşına kadar Halime'nin yanında kaldı. Çünkü o zaman Mekke çok sıcak olduğu için doğan çocukları çöl havasında serin ortamda yetişsin diye ne yapıyorlardı? Süt anneye veriyorlardı. Hazreti Peygamber'in 3 tane süt kardeşi vardı. Bunlar da Abdullah, Üneyse ve Şeyma. Hazreti Muhammed Aleyhisselam 4 yaşında sonra 4 yaşında annesine teslim edildi. 6 yaşına kadar annesiyle birlikte yaşadı. Annesiyle birlikte babasının kabrini ziyarete gittiği Medine'den dönerken annesi Amine Ebva denilen yerde vefat etti. Dadısı Ümmü Eymen peygamberimizi götürüp dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. Bakın burada peygamberimiz 6 yaşında hem annesiz hem babasız kalıyor ve dedesinin yanında yaşamak zorunda oluyor. Evet, bu olayı kendiniz de bir empati yapın, bir düşünelim. 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında kalan Hazreti Peygamber'in bakımını dadısı Ümmü Eymen yaptı. Çünkü daha 6 yaşında bir çocuk kendi bakımını yapması çok zor. Dedesi de yaşlı bir insandı. Dedesi Abdülmuttalip 8 yaşında yani Peygamberimiz 8 yaşındayken vefat etti. Ve Peygamberimizin bakımını kim üstlendi arkadaşlar? Amcası Ebu Talip. Amcasının hanımı Hazreti Fatıma. Fatıma Hazreti Peygamber'e öz annesi gibi davrandı. Yani hiçbir kendi çocuklarından ayrım yapmadı. Peygamberimiz de daha sonra Hazreti Fatıma'nın bu davranışı, amcasının kendisini çok güzel yetiştirmesi nedeniyle amcasının oğlu Hazreti Ali'yi yanına alarak o da ona baktı. Hazreti Ali'nin bakımını üstlendi. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlenmesi arkadaşlar. Biliyorsunuz Peygamberimize Mekke'de ne diyorlardı? Muhammedül Emin. Güvenilir bir insandı. Hazreti Hatice de Mekke'nin zengin ve soylu bir kadınıydı. İş kadınıydı daha doğrusu. Ticaretle uğraşıyordu. Eşi ölmüştü, duldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin kervanlarını idare etti, ticaretini yönetti ve bu ticaretin yönetmesi esnasındaki dürüstlüğü,
güvenilir kişiliği nedeniyle Hazreti Hatice peygamberimize evlilik teklif etti ve peygamberimiz amcasına danışarak bu evliliği kabul etti. Bu evlendikleri zamanda peygamberimiz 25 yaşında, Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Bu evlilikten arkadaşlar Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah isminde 6 çocukları oldu. Peygamberimizin çocuklarının çoğu, bir de İbrahim var tabii ki, antiparantez onu da söyleyeyim. Çocukçu peygamberimizin Hazreti Fatıma hariç hepsi peygamberimiz vefat etmeden önce ölmüştür. Peygamberimizin burada bir de bizim anlatmamız gereken Kabe hakemliği var. Peygamber Efendimiz 35 yaşına geldiğinde Kabe'de Hacerül Esved taşı, Hacerül Esved biliyorsunuz Kabe'nin köşesinde, tavafın başladığı noktada, onu yerine koymak için Kabe'deki, şeydeki, Mekke'deki kabileler arasında münakaşalar çıktı. Bunda ne yaptılar? Peygamberimizin hakemliği sayesinde tatlılığa bağladılar. Peygamberimizin lakabı neydi zaten? Muhammedül Emin. Peygamber oluşu ve Mekke dönemi arkadaşlar. Peygamberimize Hazreti Muhammed'e 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesinde Hira mağarasında vahiy meleği Cebrail kendisine ilk mesajı, ilk vahiyi getirdi. İşte bakın burada mağazanın, mağaranın bir fotoğrafını görüyoruz. Peygamberimiz her sene Ramazan ayında bu mağaraya gelir. Burada inzivaya çekilirdi. İşte 610 yılında yine Ramazan ayında inzivadayken 27. gecesinde Cebrail geldi. Peygamberimize ilk ayetleri getirdi. Bu ilk ayetler de neydi? Alak suresinin ilk 5 ayeti. Estağfirullah. İgra bismi rabbikellezi halak. Bu ayetler geldi ve peygamberimiz tabii ki bununla çok heyecanlandı, şaşırdı. Bu gördükleri konusunu derhal giderek Hatice'ye, yani eşi Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice bu durumu öğrenince ne yaptı? Elbette ki o da panik yapmadı. Derhal amcasının oğlu veya diğer bir ifadeyle akrabası Varaka bin Nevfel'e sordu. Varaka bin Nevfel o zamanki bilgin insanlardan, sözüne güvenilir insanlardan bir tanesiydi. Varaka'yı peygamberimize, Varaka bin Nevfel'e peygamberimizi götürdü ve bu olayı anlattılar. Varaka peygamberimizi ve Hazreti Hatice'yi ne yaptı? Teskin etti. Peygamberimize görünen vahiy meleği olduğunu, eğer hayatta kalacak olursa İslam'a davet sırasında onun yanında olacağını bildirdi. Bundan sonra bir müddet vahiy gelmedi arkadaşlar. Biz bu olaya ne diyoruz? Fetretür vahiy diyoruz. İslam'a davet. Hira mağarasından tekrar peygamberimiz Hira mağarasına çıktı inzivaya. Dönüşünde Cebrail aleyhisselam kendisine tekrar göründü ve şu ayet geldi. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları uyar. Rabbini her şeyden üstün tut. Elbisini temizle. Kötü şeylerden uzaklaş. Müddessir suresi 1 ve 5. ayetler geldi ve peygamberimize İslam'a davet etmesini, insanları İslam'a davet etmesini ne yaptı? Allah-u Teala emretti, tebliğ etti. Pekala ilk Müslümanlar kimler dersek? İlk Müslümanlar kadınlardan Hazreti Hatice, çocuklardan Hazreti Ali, kölelerden Zeyd bin Harise ve erkeklerden Hazreti Ebu Bekir. Daha sonra Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Abdurrab bin Af gibi bazı Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'in terkinleriyle ne yaptılar? Onlar da Müslüman oldular. Şimdi bu Müslümanlık böyle yayılmaya başlayınca müşriklerin tepkileri. 1- alay ve kanama. 2- işkence. 3- boykot şeklinde. Yani müşrikler çok şiddetli tepki verdiler. Birincisi alay ve kınama. Önce alay ettiler, dalga geçtiler. Sonra sonuç alamadılar, işkence etmeye hatta öldürmeye başladılar. İşte bunlardan da Müslümanların ilk şehitleri Ammar bin Yasir, annesi Sümeyye ve babası Yasir. İşkenceyle öldürüldüler. Bunlar da Müslümanların ilk şehitleridir. Üçüncüsü boykot şeklindeydi. Peygamberimize çok işkence ettiler maalesef. Peygamberimize amcası Ebu Leheb çok işkenceler etti. Kapısının önüne pislikler koydu. Onun için Tebbet suresi bu nedenle inmiştir. Boykot ise arkadaşlar Mekke'li müşrikler peygamberimizin Müslümanların gelişmesinden, Müslümanlığın yayılmasından o kadar çok tedirgin oldular ki ne yaptılar? Darun Nedve denilen yere toplandılar. İşte bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayla Müslümanları belli bir bölgede çevirdiler etraflarını. Onlarla alışveriş yapmayı, onlarla oturup kalkmayı, onlara selam verilmeyi, onlara ziyaret etmeyi yasakladılar. Bu boykot 3 yıl sürdü ve 3 yıl sonunda bu anlaşma ortadan kalktı arkadaşlar.
Yani peygamberimiz ve arkadaşları çok sıkıntılı dönemler yaşadılar. İslam'a açıktan davetin başlaması, 3 yıl bu gizli davet dönemi bittikten sonra Peygamber Efendimiz'e sana emredileni açıkça söyle, müşriklerden de yüz çevir ayetinin gelmesi üzerine Peygamberimiz ne yaptı? Açıktan davete başladı. Yani kimseden çekinmeden, korkmadan gizli davet dönemini ne yaptı? Bitirdi, açıktan davet etmeye başladı. Hatta Mekke'nin müşrikleri ne yaptı? Mekke'de bir noktaya çağırdı. Kendilerine açıkça dedi ki, siz bana güveniyor musunuz? Ben şu dağın arkasında bir ordu var, size saldıracak desem inanır mısınız? Evet ya Muhammed, inanırız dediler. Çünkü sen doğru söylersin, sen yalan konuşmazsın. O zaman ben sizi Allah'a inanmaya, bir olan Allah'a inanmaya, putlara inanmamayı tavsiye ediyorum, çağırıyorum deyince Mekke'li müşrikler ne yaptılar? Peygamberimize yine hakaretler ettiler ve orayı terk ettiler. Yani bu şekilde Peygamberimiz açıktan davete başlamış oldu. Bu arada gerçekleşen bir olay İsra ve Miraç olayı. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde anlatılan, yani Peygamberimizin İsra ve Miraç olayı var. Kur'an-ı Kerim'de bu yolculuğa gece yürüyüşü anlamına gelen İsra denilmiştir. Hazreti Peygamber Mescid-i Aksa'dan Allah'ın huzuruna yükseltilmiştir. Bu yükselişe Miraç, Peygamberimizin Mekke'den Kudüs'e gelmesine de İsra denir arkadaşlar. Estağfirullah, İsra suresi 1. ayette Sübhanellezi yesra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi ila ahirir ayet. Bu şekilde devam eden bu ayette İsra ve Miraç olayından bahsedilmektedir. Miraç esnasında ne oldu arkadaşlar? 1. 5 vakit namaz farz kılındı. 2. Bakara suresinin son 2 ayeti indirildi. Yani biz buna Amener Resulü diyoruz. Genelde yatsı namazlarından sonra okunur. Estağfirullah, yine kısaca bir okuyayım. Amener Resulü bima unzile ileyhi min Rabbihi diye ila ahiril ayet devam eden 2 tane ayet indirildi. Allah Celle Celaluhu'ya şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi. Yani insanlara da bir af müjdesi geldi. Evet, bizim konumuz arkadaşlar Mekke'den Medine'ye hicret. Mekke'den Medine'ye hicret konusuna bir dahaki videomuzda devam edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.